Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süreden sonra tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bayağı bir uzun süre oldu. Kış güncellemesi geldi. Kostümlerimiz geldi. Bir önceki kışta gelen kostümler geldi. Deadpool kostümü özellikle şu anda yani oyunda inanılmaz böyle ihtiyaç duyulan kostümlerden bir tanesiydi ve mutlaka artık almanız gerekiyor. Aynı Cable kostümü gibi mükemmel bir kostümdü ve kesinlikle alınması gerekiyor. Yani mutlaka bu kostümü alın. Yani gruptan önce alın. Yani eğer grupta alacaksanız kesinlikle önceliği Deadpool'a mutlaka verin. Çünkü üstün başman açısından oldukça önemli bir karakter ve bunu alacağız, haberiniz olsun. White Fox'a kostüm geldi. Kostüm değerleri değil. Aynen, kostüm bonusundaki değerler arttı. Pasifindeki değer arttı falan. Onun haricinde yani güzel bir kostüm. Kış kostümleri artık her sene gelecek belli ki. Ama bir dahakisinin acaba yine kostümler açık kalır mı bilemiyorum. Groot kostümü çok çok güzel olmuş. Böyle yılbaşı ağacı olmuş. Çok tatlı olmuş. Mutlaka alacağım Groot kostümünü. Bu arada hitleri de oldukça fazla. Aslında iş yapar mı? Garanti zaten Shadowland'da kullanırız. Ay şu yürüyüşe bak ya, hareketlere bak. Önceki kostümü nasıldı ben açıkçası bilmiyorum. Çünkü kullanmamıştım. Nerede Groot'un önceki o minnak kostümü? Ona bir bakalım. Şöyle hemen bulabilirsek, Çevik'teydi yine büyük ihtimalle değil mi? Dövüşçü değil diye hatırlıyorum. Veya dövüşçüdeydi değil mi? Bakalım şöyle, göremedim göremedim, neredesin Groot? Şöyle bakayım bakayım. Burada. Küçüğü nerede? Küçük hali nerede? Onu da göremedim. Neredesin? Neredesin? Gözükmüyor. Bir dakika, göremedim. Ben mi göremedim ya? Çevik'te mi değil miydi? Şöyle bakalım. Burada yok. Yok 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 yok. Işında zaten değil. Çevik'te. Ya şu anda kör oldum. Göremiyorum herhalde Groot'un kostümünü. Bakıyorum ama göremiyorum. Yok. Evrenselde zaten değil. Nerede bu kostüm ya? Ben niye göremedim? Heh. Çevikteymiş. Gözümün önündeki şeyi göremiyorum ya. Şöyle bakalım. Şu bir dakika pardon. Grafiği açalım da nasıl bir şey vurduğunu görelim. Dördüncü yeteneğine bakalım. Benzer yetenekler yine ama yılbaşı tarzında yapmışlar. Bakalım üçüncü yetenekte bunlar varmış. Ha, iki de yine yürüyormuş. Aynı. Ama dediğim gibi kış hali, yani kış partisi hali. Çok güzel bir kostüm. Görünüşü için bile alınabilir bir kostüm. Yürüyüşe bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Çok tatlı bir kostüm olmuş. Kesinlikle alacağım yani. Ama ilk önce tabii ki bunlardan önce yeni güncelleme hakkında konuşalım. Kış güncellemesi geldi. Tamam, zaten bunu bekliyorduk ama önemli olan Moonstone ve Molekül Adam'dı. Yani bunlar da yeni güncellemede gelecek yenilikler. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim. Yani yeni gelen güncellemede asıl önemli olanlar, dediğim gibi yani tekrardan söyleyeyim, Molekül Adam ve Moonstone'du. Çünkü Moonstone aşırı iyi skor atıyordu. 60 seviye haliyle bile yani baya baya iyi skor atıyordu ve yeni yeteneğiyle de oldukça iyi oldu. Çünkü yakma hasarı var. Yakma hasarı demek, yakma sezonunda çok güzel skor atacak demek. Yani Cyclops'a ihtiyacı yok. Yani bir tek felç etmesi eksik. Onun haricinde susturması da var ve şu anda net bir şekilde meta. Yani dövüşçü süper kötü kadın gününü, pardon dövüşçü diyorum. Süper kötü kadın günü için ve ışın süper kötü günü için kesinlikle 10 numara bir karakter oldu. Hani Deluxe paketine baktığımızda Deluxe paketi gerçekten şu anda çok çok avantajlı duruyor. Yani oradaki her karakter, şöyle gelelim epik göreve de. Bu arada 3 gün sonra tekrardan devam edeceğim. %54'te bıraktım. Daken 5 yıldız görevindeyim. Onu da söyleyelim. 3 gün sonra 5 yıldız oluyor zaten. O yüzden çok da uğraşmadım. Biyomesik seçici, yani biyomesik paketi aldım. Sark paketini yeniledim tekrardan. Ares'i kasacağız mutlaka. Yani o mutlaka kasılması gerekiyor. Onu söyleyelim. Yani kesinlikle onu kasmamız gerekiyor. Şöyle şimdi hemen karakterlere bakalım. Sentry zaten inanılmaz bir karakter. Molekül Adam çok iyi. Ares çok iyi. Moonstone çok iyi. Epik görevlere baktığımızda bu epik görev gerçekten şu anda en iyisi diyebilirim. Şöyle de hızlı bir şekilde de Deluxe paketimizi alalım. Mega bileti beklemedim, hani onu söyleyeyim. Çok da ihtiyacım yok açıkçası, gerek duymadım. O yüzden bunların hepsini al varmış. Bakın bu yeni geldi galiba. 750 kristalimiz geldi. Güzel, tamam. Bu kadar mı geldi? Daha fazlası gelmedi mi? Daha fazla gelecekti diye hatırlıyorum. Şöyle baktığımızda 150, 300, 700 veriyor değil mi? Tamam. 450,
Daha 550. Ya sanki daha fazla veriyordu ya. Tam 750 verdi. Sıkıntı değil. Ama ben bir 900 civarı falan veriyor diye hatırlıyordum da neyse. 1639 kristalimiz var şu anda. Zaten bu kostümler 15 gün boyunca falan duracak. Şöyle kostümlere baktığımızda aynen 15 gün boyunca duracak. Bunları 15 gün içerisinde alabiliriz. İki kostümü de alacağız. 1600 kristalimiz var. Giriş ödüllerine baktığımızda şöyle aylık girişe baktığımızda buradan daha kristal gelmeyecek. Gelecek 100 kristal buradan gelecek. 300 buradan gelecek falan derken kristalimiz her türlü olacak. Zaman savaşından falan da gelir. İki kostümü de mutlaka alırız. Moonstone artık skorcu olacak. Enerji setipiyle bile çok güzel skor atıyor. Zaten şöyle hemen seviyesini geliştirelim. 33 seviye olmuş, tamam. Ekipman takabiliriz. Şöyle geldiğimizde tamam geç şunu. Bakalım 200 hasar arttırma, 200 hasar arttırma. Şunu takabiliriz gibi. Aynen şöyle tak diyelim. Güzel. Bakın şu anda yıkım seti de çıktı bir tane bana geçenlerde. Onu da güzel bir şekilde takarız birine. Öylesine çok da önemli değil. Yine Arase de takacağız mutlaka bir tane enerjisi tipi. Bullseye da takacağım kostümünü aldığımda. Çünkü Bullseye da Misty'ye çok güzel yardım ediyordu. Çevik süper kötü gününde galiba. Çevik süper kötü günüydü. O gün güzel skor çıkarıyor yani. Haberiniz olsun. Misty'ye güzel bir destek olur diye. Onu da yaptık. Aradan çıkardık. Güzel bir şekilde Moonstone da oldu yani. Tamam. Molekül adamı da açacağız yeri geldiğinde. Böyle karakterlere baktığımızda orada şimdi kimleri istiyordum. Hepsini büyük ihtimalle yapacağız. Deacon biraz uzun sürecek büyük ihtimalle. Ama 6 yıldız rahat bir şekilde yapabileceğiz. Ondan sonra sadece ekipman kasacağız. Ares'i de zaten biletle yapacağız. Ay yani Moonstone da hızlı bir şekilde yapılır. Sentry'nin de vakti var ama asıl yenilik bunlar değil. Hiçbiri değil. Baş düşmana gelen yenilik. Null diye okunuyor galiba. Öyle gördüm. Null diye okunuyor. Gerçek okunuşu böyle. Artık enerji CTP düşme ihtimal yok. Daha önceki başmanlarda CTP düşme diye bir ihtimal yoktu. Buradan CTP düşürmek çok çok iyi olacak. Ve artık garanti 15 ile 40 arası her temizlemede küp veriyor burası. Yani kesinlikle ne kadar kesebiliyorsanız diğer başmanları boş verin, sadece null kesin. Yani burayı kesin. Kesinlikle bu efsanevi başmanı kesin. Bunu kesmeniz lazım. Ben günlük herhalde 2-3 kere kesebilirim diye tahmin ediyorum. Bir seviyede çok zorlamadan. Ve mutlaka kesilmesi gerekiyor. Hani örnek karakterler Odin rahat güzel bir hasar veriyor. Moonlight çok güzel hasar veriyor. Sharon inanılmaz hasar veriyor. Yani bunlar kesinlikle Battle Abel de aynı şekilde çok iyi hasarlar veriyor. Luna da aynı şekilde. Yani mutlaka burayı kesin. Yani ben Enai gibi gidip Proxima keseceğime boşu boşuna 99 seviye falan hiç uğraşamam hani yani. Normalde burada video çıkaracaktım 89. seviye için, 90. seviye, hatta 99 için. Ama garanti küp vermedikçe çok da önemli değil burayı oynamam yani. Ama bu başmanda artık efsanevi başmanda 2 ile 4 arasında, 15 ile 40 arasında çekmeleri gerçekten inanılmaz iyi olmuş. Çok güzel olmuş. Yani 5 kere kesebilirseniz ki ileride zaten herkes büyük ihtimalle 5 kere kesebilecek. Şu anda kesenler var. Yani garanti 75 küp. Garanti. Yani bu garantisi. Hani minimum 15 verecek. Büyük ihtimalle genelde 20, 25. Zaman yeri gelecek 40 verecek. Yani bunun haricinde de verecek. Yani oldukça fazla bir küpten bahsediyoruz. Yani artık kategori 3 yapmak oldukça kolaylaşacak. Hani çok fazla 6. skill geliyor. Çok fazla kategori 3 geliyor. Sentry çok fazla küp istiyordu. Bu çok çok iyi oldu. Mutlaka kesebildiğiniz kadar kesmeniz lazım diye düşünüyorum. Yani zaten herkes kesmeye başlar ki ben güncelleme için bir tane el bekletmiştim ve kestim. Gerçekten oldukça güzel oldu. Onun haricinde biraz uzun süreden sonra video çekmişken her şeyden bahsedelim. Ekipmanlardan bahsettik. Şu 50 seviyeye az kaldı. 1-2 gün içerisinde burası da 50 seviye olacak. Kutu açarız. Büyük ihtimalle kartlara baktığımızda son bir tane 6 yıldız kart lazım. Onun için de son bir tane 5 yıldız kart lazım. Bir iki tane lazımmış. Bunu da büyük ihtimalle bugün yapar. Yeni bir değer daha uyandırırız diye tahmin ediyorum. Sonra bir değişim atabiliriz ve bir kart düştü. Ne kartı düştü? Yeni Avengers kartı düştü ve neredeyse full değerler DYP proc geldi. Bu oldukça iyi. Onun haricinde buraya saldırı hızı da gelebilirdi ama bekleme süresi çok daha iyi.
Sadece buraya tüm saldırılar gelseydi tadından yenmezdi ama enerji saldırısı fena değil. Bu kartı full uyandırırsak eğer mutlaka ama mutlaka şunlardan birinin yerine takacağız gibi duruyor. Özellikle bu iç savaş kart yerine takılır gibi duruyor. Yani baktığımızda bekleme süresi var. Her türlü daha avantajlı olacak gibi duruyor. Çünkü savunmayı yok sayma var. Kritik hasar var. YP var. Güzel kart olacak. Gerçekten güzel duracak gibi duruyor. İki tane Crescent kartımız var. Bunları takmayacağım yani herhalde takmam büyük ihtimalle. Eğer kutudan güzel bir şey düşerse güzel bir kart takabiliriz gibi duruyor. Onun haricinde yine çok sık video gelmeyecek. Moonstone yaptığımızda video gelebilir. Büyük ihtimalle skor videosu yaparız Moonstone'la. Rotasyonunda oldukça basit bir karakter. Yani çok rahat bir şekilde skor atılabilecek bir karakter. Biraz daha böyle Cablevari bir karakter ve enerji seti bile güzel skor atması oldukça güzel. Kategori 2 yaparken video çeker miyim? Çekmem. Çok gerek var mı? Yok. Yani çok da gerek yok. Kış kostümlerini de alırız. Onları da deneriz. Deadpool'u da deneriz. Groot'u da deneriz büyük ihtimalle. İkisi de alınacak. Çekiliş için de mutlaka bekleyin. Zaten video yaparım. Haberiniz olsun. Video izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Güncelleme hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.